Değerli dostlarım, herkese tekrar merhabalar. Evet, bir haftaya daha geride bıraktık. Tatlısıyla, acısıyla. Artık önümüze bakma vakti tekrar pazartesine itibaren devam edecek. Şu var değerli dostlar. Şimdi dün BIST 100 ile ilgili bir teknik analiz çalışması yapmıştım. Kimisi insanlar işte hocam korkuyorsun, şöyle yapıyorsun. Ya biz teknik analiz çizelim. Ya bu insanların korkması. Bizim bir şey söylememiz, insanların korkması ya da korkmaması, cesaretlenmesi. Yani böyle bir şey olamaz arkadaşlar ya. Ya şu yatırımcı artık kendini bir check-up yapsın. Yok Traderman X'i izledim şöyle dedi. Yok öbürkünü izledim böyle dedi. Ya burada arkadaşlar biz yani bir teknik analiz çalışmasını yaptık diye vatandaşın birisi sizlerden işte bulmuş. Hocam sen insanları satmaya teşvik ediyorsun bilmem ne yapıyorsun. Ya kimseyi satmaya teşvik etmiyorum. Ben sana o BIST 100'ün teknik analizini yaptığım zaman geçmişteki durumların aynısının olma potansiyeli var. Dikkat edin dedim. Ha bir ikili dip yaparak tekrar yukarıya da tırmanabilir. Yani bunu göreceğiz. İkili dip yaparsa da diyeceğiz ki ikili dip yaptı. Tekrar yukarıya tırmanış devam. Biz olumlu da olumsuz da ne görürsek teknikte bunu söyleriz değerli dostlar. Kimse de kusura bakmasın. Ben kimseyi olumlu olumsuz yönlendirme derdinde değilim. Onun için burada yani insanları eleştirirken birazcık art niyet taşmayalım diye düşünüyorum. Evet, bu videomuzda BIST 100 hisselerinden Aselsan, Coca-Cola, Anadolu Cam, Bağfaş, Birisa gibi hisselerin şöyle teknik analizini ekranımızdaki standart yasal uyarımız gereğince yatırım danışmanlığı kapsamında olmadan sadece teknik analiz ve son 5 dakikada takas analizine bakmak kaydıyla videomuzu sonlandırmış olacağız. Kesinlikle sadece buraya dayanarak işlem yapmamanız tavsiye edilir değerli dostlar. Evet, şimdi sırasıyla hisselerinin teknik analizine geçmiş olacağız. Evet. Öncelikli olarak Aselsan. Günlük grafiğimiz. Şimdi günlük grafiğimizde şöyle baktığımız zaman şurayı da alalım yukarıya. Şimdi değerli dostlar Aselsan görüldüğü üzere 26 periyot sonrası için bakınız kırmızının yandığını görüyoruz. Yani bulut hafiften kızarmaya başladı. Bu anlamda dikkat etmek gerekli. Yani şurada bir ikili tepe olasılığı barındırıyor. Burası da negatif bir durum. İndikatörlere baktığımız zaman indikatörlerde hepsi boynunu aşağı bükmüş. 1 saatlik grafiğine bakalım. 1 saatlik grafikte de yine bulut içerisine sarkmış durumdayız. Olası bir geri dönüş için şu şekilde arkadaşlar bir direnç kırılımı bizler için gerekli olacaktır. Şöyle yapalım. Evet. Burada bulutun içerisindeyiz. Saatlik grafikte sıkıntılı. Olası bir geriye dönüş için en azından gözlemlemek lazım. Şu seviyenin üzerine bir şekilde atmak lazım. Yani bir yerlerde saatlikte bakın şu düşen direnç çizgisinin kırılması lazım. Bu çizgi kırılmadan pozitif konuşamayız. Değerli dostlar zaten 1 saatlik grafiğe eğer dikkat ederseniz burada bir tobo formasyonu obo formasyonu olduğunu sol omuz, baş, sağ omuz şeklinde görebiliriz. Şu şekilde yani burada olası bir düşüş şu şekilde arkadaşlar saatlik bazda baktığımız zaman bulutun altına sarkma potansiyelimiz var. Dikkat etmek gerekli diyoruz. Bakınız tekrar ediyorum saatlik bazda alım sinyalini yakabilmesi için şu düşen çizginin bir şekilde bir yerlerde kırılması gerekli Aselsan için. Evet. Tekrar günlük grafiğimizi alalım. EMA 21 desteğimiz kaçmış bakalım. 17-13. Evet. 17-10'lar şimdilik destek şeklinde takip edilebilir değerli dostlar. Evet. Aselsan için birazcık teknikte sıkıntı söz konusu. Umarım burada bir ikili tepeye gitmez. Eğer bu ikili tepeye gerçekleşir ise geriye doğru sert satışlar yiyebilir. Bu ikili tepe bizim için sıkıntılı. Burada bulutun üzerinde oluyor olmamız Ichimoku bulut anlamda olumlu ama şöyle ilerisine baktığımız zaman kırmızıya dönmüş bir hali var. Bu da sıkıntıya işaret. Takasına da yine video sonunda bakalım. Coca-Cola'ya bakalım.
Evet, kapanış bazlı Coca-Cola için 44.69'un altında bir kapanış günlük sıkıntı doğurur. Her ne kadar bugün 44.69'un altına sarksak da bu seviyeden yukarıya toparlamaya çalışmış, başarmış. 44.69, 48.10 şeklinde takip edilebilir. Bu iki destek direnci arasında takip edilebilir. Bulutun altına sarkıp tekrar bulutun üzerine atmayı başarmış. Bu anlamda pozitif değerli dostlar. 44.69'ların altına tekrar olası bir sarkma gelir ise şu şekilde değerli dostlar. Bu biraz sıkıntı doğurabilir. Tekrar bulutun altlarına doğru bir yöneliş, 38-39 bandına doğru bir yöneliş olabilir. Bakınız olabilir diyoruz, tamamen olasılık dahilinde. İndikatörlerden MACD indikatörü pozitif. Göreceli güç endeksi. Bakınız buradan kısmen düşeni kırmış, güzel. Evet. Coca-Cola için söyleyeceklerimiz bunlar. 44.69, 48.11 bandında takip ediyoruz. Takasına bakmayın, ihmal etmeyin. Anadolu Cam. Evet, Anadolu Cam'ı daha önce çizmiştik değerli dostlar. Anadolu Cam'ın şöyle baktığımız zaman 5.30 üzerine atması gerektiğini, ilk direncin 5.30, daha sonra 5.52 direncinin, yani kanalın içerisine girmesinden bahsetmiştik. Maalesef bunu başaramadı. 4.80 aşağıdaki desteğimiz. Değerli dostlar görüyorsunuz. Aynen devam. Bağfaş'a bakalım. Evet, Bağfaş maalesef bulut altında hem de ters bir katlamaya doğru gidiyor. Bu anlamda dikkat etmek gerekli değerli dostlar. Evet, şimdi burada takip edeceğimiz destekler, dirençler yine kapanış bazlı. $14.95 ilk desteğimiz, $13.47 ikinci desteğimiz. Yukarıda direnç noktamız 16.30 bölgesi. Şimdi burada takibini sağlayalım. Yani burada iki ihtimal söz konusu. Yani bulutun altında olduğum için zaten tablo negatif değerli dostlar. Şimdi buradan bir ikili dip yapıp tekrar yukarıya kırabilir mi? Yani buradan bu şekilde olumlu bir senaryoda 16.30'ların üzerine atak yapmamız bir alım üretir. Ama şu anda bu bölge kararsız bir bölge. Yani ne olacağı belli değil. Aşağı doğru sarkmalar gelirse de satışlar geriye hızlı bir şekilde devam edebilir değerli dostlar. Bulutun altındayız. Bulutun altında düşüşler biraz daha sert olabilir. Evet. Bakalım bulut altı devam mı yoksa bir ikili dip mi yapacak? Birçok hissede bunun benzeri durum söz konusu değerli dostlar. Bir hisseye bakalım. Bir hisse bulut içerisinde artık burada bulutun altı üstü şeklinde yönünü oluşturacak ama yine dikkat edeceğimiz bir noktada hareketli ortalamalar genelde satış üretmiş durumda. İndikatörlerden MACD indikatörü alım yakmak istercesine hareket ediyor bir kesişmeye doğru. Göreceli güç endeksi yine yukarıya doğru kırıyor. Yani bu şekilde baktığımız zaman özellikle şu EMA 21 ve 50 bandın üzerinde kapadı verseydi değerli dostlar oldukça güzel olacaktı. Ama bunu başaramadı maalesef. Bakınız 11.37 bu seviyelerin üzerine bakınız ataklar gün içerisinde 11.93'lere kadar bir yükseliş olsa da maalesef altında kapanış yaptı. Ama olumlu mu? Olumlu. Yani henüz bulutun altına sarkmış değiliz. Yani burada bir tutunma çabası var. Aşağıda destek 9.61. 9.20 şeklinde de takip edilebilir değerli dostlar. Evet. Umarım şu 11.37 şöyle baktığım zaman 11.40 yani bu seviyelerin üzerine atabilirse olumlu olabilir. Tekrar yukarı doğru, bulut üstüne doğru bir hareket başlatabilir bir ise. Evet. Bursa Çimento.
Bursa Çimento yine bakınız. Kırmızıyı yakmış. Uyarı. Dikkat etmek gerekli. $5.97 direnç. EMA 21. 5.60. Şöyle bakalım. 5.63'e geliyor değerli dostlar ortalama. Evet. 5.63 bizim için sınır. Bir EMA 21 sınırımız. 5.63. Bu seviyenin altında 4.99 5 bantları. Yukarıda ise 5.97 direnç noktamız değerli dostlar. Bulutun üzerindeyiz ama bulut ileriki dönem için bir kırmızı yol gösteriyor bize. Dikkat etmek gerekli. Yani bulut yeşilden kırmızıya doğru dönmüş. Bu ilk negatif sinyal olarak algılanabilir değerli dostlar. Dikkat etmek gerekli. Evet. Durum bu şekilde. Şimdi dilerseniz bir de takaslarına bakalım. Aselsan'a başladık. Aselsan. Aylık takas 16'ya 0. Aylık takası oldukça güzel. 4C HSBC. Ama haftalıkta baktığımız zaman haftalıkta da güzel. 36'ya 0. Bakınız takasında. Güzel. Şimdi bu son veriler. Yenileyelim. Şimdi bugün içerisinde biz baktığımız zaman takasında bir değişme var mı? Çünkü veriler güncelleniyor. Gün içerisinde Aselsan'ın takasını atmıştık değerli dostlar. Şöyle bir bakalım. Evet, Aselsan gel bakalım. Ama takas paylaşmışız değerli dostlar. Umarım Twitter'dan takip ediyorsunuzdur. Yani bu takasları sorarsanız da gün içerisinde fırsat buldukça atıyorum. Evet. Aselsan takası farklı geldi. Bakalım değişiklik ne şekilde. En son takasını attığımızda şöyle bir bulabilirsek. Evet. Aselsan. Matrix Efendi ara sıra yamuk yapıyor değerli dostlar. Bu takasta bir sıkıntı var gibi geliyor. Şöyle 13 yapalım. Yenileyelim. Şimdi ara ara takaslarda maalesef nereden kaynaklı olduğunu bilemiyoruz. Şöyle Aselsan yazalım tekrar. Evet. Şimdi umarım güncellenmiş halidir. Evet. Tamamdır. Şimdi değerli dostlar, Aselsan aylık takasına bakıyoruz şimdi. 43 diğer kısmı. Yani dağınık bir alıcı olmuş demek ki. Orası net değil aylık. Şimdi haftalığa bakalım. 26'ya 37. Evet, 26'ya 37. Bizim bugün paylaştığımızda yine 25-36 birbirine yakın garanti iş vakıf alan kısmında. Evet, güncellemiş olduk diyebiliriz değerli dostlar. Şöyle yapalım. Takasına baktığımız zaman satışların daha toplu ve Deutsche City'nin de satış kısmında olduğunu görüyoruz. Haftalıkta bu tabii ki de negatif. Ekran görüntüsünü almak isteyenler alabilir. Evet, Coca-Cola'ya bakalım. 3'e 17 aylık. Haftalığına baktığımız zaman 24'e 15. Haftalıkta pozitif bir takas söz konusu. Daha değerli toplu alımlar söz konusu. Anadolu Cam 39'a 13 oldukça güzel bir haftalık takasla bitirmiş. Aylıkta negatif ama haftalık takası güzel değerli dostlar.
39'a 13 diğer kısmına baktığımız zaman daha toplu alım söz konusu. Bağfaş'a bakalım. 36-40 aşağı yukarı başa baş bir takas. TEP yatırım satışta, Citibank alış kısmında. Bir hisseye bakalım. 33'e 36. Başa baş, yani ne olumlu ne olumsuz haftalıkta. Aylıkta negatif bir takas. Ama haftalıkta daha da pozitife kaymış durumda. Bursa Çimento. ...29'a 6. Evet. Oldukça müsbet, oldukça olumlu bir takası var. Haftalık takası söz konusu. Evet. Haftalık takası burada şimdiye kadar baktığımız hisseler içerisinde en mantıklısı, en güzeli. Daha toplu alımlar. BNB Finans %56 ile ilk sırada. Bakınız Yapı Kredi 24, 15, 10 şeklinde gitmekte. Alışlar daha toplu değerli dostlar. Evet. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Umarım her şey gönlünüzce olur.